SupportCam uygulama örneklerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde bir tane şişe gövdesi işledik. Gördüğünüz gibi şurada bir formları var. Bir boşaltma yapıyoruz burada. Bunları yaparken iki adımda yaptık bunları. İki tane takım yolu belirterek bu aşamaya geldik ve SupportCam'i ilk defa kullanacak arkadaşlara yine tekrar etmek mahiyetinde SupportCam'de modellerinizi model bölümünden çağırırsınız ya da parçalarınızı eklersiniz. 2D geometride de 2D çizimler yapabiliyorsunuz. Meshing'in kısmında ise işte takım yollarını tayin ediyoruz. Yani mesela ilk aşamada biz Roughneck Waterline yapmışız. Tıkladığımızda iki kere üzerine İlk başta takım yolu belirliyoruz. Diyoruz ki işte takımımızın numarası 2, uzunluğu 40 milimetre, 8'lik silindirik mille işlediğimizi tayin ediyoruz. Dönme yönü right, sağ düzlemde birim sistemimiz milimetre değerlerine girdik. Daha sonra field and speed değerini giriyoruz. Burada gördüğünüz değerleri ben daha önce hesaplattım. Bu değerlere göre değerlerimizi girdikten sonra lead and lead out sekmesine geliyoruz. Burada 1 milimetre verdik. Soft distance işaretli olacak burada. Axle olacak. Buradaki diğer parametreleri de bu şekilde yapıyoruz. Components and mode, computer, use, never, Approach Page Without diyoruz. Aynı şekilde Recreation Page kısmına da Without Recreation diyoruz. Compensation Switch Off Cut kısmına da Never diyoruz. Parametre kısmına geldiğimizde SupportCam gördüğünüz gibi size oklarla ön izlemelerle takımın ön izlemesini yapıyor ve kesişen yüzeylerle ilgili de bilgi veriyor size. Burada bizim kullandığımız değer yüzde of the tool 10 yaptık. 0.8.39 yaptık. Quarter değerini 0.2 yaptık. Buraya da 0 yaptık. Aşağıda da axle stock 0.6, radial stock 0.6 bıraktık. Strateji olarak da bot dedik. Machining stratejisi olarak da birinci seçeneği seçtik. Paralel yapsaydık böyle takım gidecekti. Fakat bu şekilde yapmasına dikkat edin. Onun dışında step parametrelerinde de yine takım yüzdesine göre işte 50 verdik. İşte takımın çapı 8 ise işte %50 4 milimetre distance verdik. Machining order'a da by cavities by layer diyebilirdik ama by cavity olarak kullanıyoruz buradan bakın. Bu şekilde değil de by cavity olarak buradan oraya 4'ten 5'e geçecek şekilde. Smoothing kısmını 0 yapıyoruz radius. High speed kesiminde donut tools yani şu an kullanmıyoruz bu aşamada. Start pocket'ın kısmında out of work bias yapıyoruz. Tip olarak computer yapıyoruz burada. Computer seçili oluyor. Trimming kısmına geldiğimizde ise %1 hassasiyetli check part işaretliyorsunuz. Onun dışında transition kısmına distance 240 yine yüzde takım of the tool diyor. Okey. Transformation kısmına geldiğimizde off yapıyoruz. Diğerimizi burada da off yapıyoruz. None diyoruz. Burada da Use Fast Calculating metot. En son OK'ye basıp takım yollarını tanımlıyoruz. Bunu kontrol etmek için şöyle yapıyoruz. Bir run diyorum bakın hesaplatıyorum. Takım yollarını hesaplıyor. Hesapladı. Simulation'a geldiğimde bakın şimdi bir kabasını atalım. Ama atarken nasıl atıyoruz? Roughing Waterline sekmesiyle bakın. Biraz yavaşlatıyorum. Verdiğimiz parametreler karşısında şimdi birazdan animasyon başlayacak.
Gördüğünüz gibi ilk seti yapıyor, daha sonra ikinci yüksekliği oluşturuyor. Aynı şekilde devam ediyor. Biraz daha hızlandırdığımızda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde aynı şekilde aynı verdiğimiz değerlerde paso bırakarak geometriyi oluşturuyor. Evet, biraz daha hızlandıralım. Şöyle parçamızı talaş kaldırını görebiliyorsunuz. Daha da hızlandırdık ve evet, bitirdik. İlk işlemimizi yaptık. Tekrar machining kısmına geliyoruz. Bu sefer finish olarak verdiğimiz değerleri kontrol edelim. Neler yaptık burada? Finish olarak altılık bir takımla yine 40 yüksekliğinde takım boyumuz 40 olacak. Çapı 6. Takım numarası 3. Yine kesme ürümüz sağ yönde. Fit Spitz tıkladık. 530'u 10 yaptık değeri. Burasını cut fit olarak 200 belirledik. Lead in, lead out, by normal dedik. Buradan saf distance 5 yaptık. Gördüğünüz gibi oklar da zaten bize 90 derece aşağı yönde, yani düz tabloya 90 derece 5 metre inecek saf distance. Daha sonra açılı bir şekilde 1 metre daha inecek gibi. Çıkışta da 1 metre olacak diye bay normal dedik. Parametre kısmına geldik. Burada yine gösterdiğimiz gibi takımın ön izlemesi var. Yine burada ufak değerler var. Buraları sıfır yaptık. Sadece buraya %2 yapıyoruz. Burayı da eksi 39-44 yaptık. Strateji kısmına geldik. Bolt'u seçtik. Burada 10 mm yaptık. Açı 90 olacak. Trimming kısmında check part dedik. Roll tipine width edges dedik. Frontal açısına 90 dedik. Maksimum 90 diyoruz buraya da. Buradan retract approach'ı seçiyoruz. Buradan da 18'e 300 yazdık. Trans burası off oldu. Off dedik. None demişiz. Yine burayı işaretliyoruz. Use face calculate method. En son OK'ye bastığımızda tekrar run diyoruz, hesaplatıyoruz. Bakın finish işlemini şu sol alttan da görüyorsunuz hesapladığını. Önce reset diyoruz, daha sonra run diyoruz arkadaşlar. Resetlemeyi unutmayın. Evet, hesapladı. Simulation kısmına geldim. Yavaşlatıyorum. Play bastığımda bakın verdiğimiz değerler ile birlikte finish posoyu kaldırıyor. Takım gördüğünüz gibi yüzey kalitesi gayet iyi. Küre takımına girdiğimiz için altılık. Bu şekilde zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bu tarz parçaları iki tane takım yolu oluşturarak, yani iki takımla hassas bir şekilde işleyebiliyorsunuz. Evet, biraz hızlandıralım süreyi. Mesela burada New Windows yapabiliyoruz. Onu da söyleyelim madem. Yukarıda çalışırken mesela yukarıda detaylara bakıyorsunuz parçanın işte farklı açısından. Ama aşağıdan da ne yaptığını görmek isterseniz buradan geliyorsunuz. Yeni bir pencere aç. Mesela horizontal yaptık. Biz istersek vertical yapıyoruz. Bir tane de sayfayı daha böldük. Buradan atıyorum işte ne yaparız? Önden bakarız. Ön görüntüden işler burada. Burada da geliriz istersek. Alttan bakarız.
Pardon, alttan bakmak çok mantıklı değil. Top diyelim, yukarıdan bakalım. Buradan da izometrik bakabiliriz istersek. Gördüğünüz gibi ön görüntüden, üst görüntüden talaş kaldırma yöntemlerini önünüzde ne yapabiliyorsunuz? Hızlandırıyoruz. Evet, en hızlı halde işliyoruz ve gördüğünüz gibi demomuzu bitiriyoruz. Sizler de SpotCam öğrenmek istiyorsanız CAD/CAM yazılım iletişim sayfasından SpotCam eğitimlerini takip edebilirsiniz. SpotCam eğitimi talebinde bulunabilirsiniz. Bir sonraki demoda görüşmek üzere.